ve en görkemli şehirlerinden bir tanesi Diyarbakır. Şimdi Diyarbakır'ımızı, Diyarbakır'ımızı mecliste temsil edecek milletvekili adaylarımızı temsilen bazı milletvekili adaylarımızı sizlerle buluşturacağız. Selamlama konuşmaları yapacaklar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan'ın geleneğinin, görüşünün, milli görüşün bir kere daha Diyarbakır'a vuslatta kavuştuğunun ispatıdır. Bunu görüyoruz. Adaletten yana oldu. Hak ve hakikatten yana oldu. Ve millet de bu sese kulak verdi. Bu çağrıya kulak verdi. İşte Diyarbakır. İşte heyecan. İşte coşku. İşte Cumhurbaşkanımız. Seçimle karşı karşıyayız. Geçmişte erken seçimi demokrasiye indirilen bir darbe olarak gören iktidar alel acele seçime gitme kararı aldı. Neden diye sorguladığımız zaman biz kimseyi yuhlamayalım. Biz onların, bu kardeşlerimize oy veren insanların harbini kazanmaya talibiz. Bunu herkes bilsin. Herkes şunu bilsin ki bizim iktidarımızda herkes mesut olacak. Herkese el uzatacağız. Herkesin kalbini kazanacağız Allah'ın izniyle. Buna samimi olarak inanıyoruz. Ancak bu kadar erken seçimin sebebi neydi diye dönüp baktığımızda çığ gibi büyüyen problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ekonomide dibe vurdu bu iktidar. Ülkenin problemlerini artık çözemiyor. İşsizlik zirve yaptı. Dolar aldı başını gidiyor. İnsanlar geçimlerini rahat bir şekilde sağlayamıyor. Dış politikada da, adalette de, her yerde sıkıntı var. Eğitimde de. Peki, bugün bu sıkıntıları başımıza getirenler kimlerdi? Sormak mecburiyetindeyiz. Herhalde biz getirmedik. 15,5 yıldır iktidarda bulunan bu parti bugünkü sıkıntıları hazırladı. Bu sıkıntıları bunlar bu ülkenin başına getirdi. Bundan dolayı da şimdi seçime giderken özellikle vurgu yaptığımız bir konu var. Artık bu iktidarın ülkemizin problemlerini çözemeyeceğini gördük. Anladık. Bundan dolayı da ısrarla diyoruz ki bir değişime ihtiyaç var. Ve milletimize sesleniyoruz. Bu iktidarı siz değiştireceksiniz. Ve bu değişimin ayak seslerini de artık duymaya başladık. İşte Diyarbakır'ımız. İşte bu muhteşem tablo. Değişimde kararlı olduğunun en büyük işaretini ortaya koyuyor. Muhterem arkadaşlarım, bizler milli görüşlüyüz. Allah rahmet eylesin,
bu görüşün temel prensiplerini ortaya koyan Erbakan hocamızın talebeleriyiz. Erbakan hocamız siyasi hayata atıldıktan sonra aslında çok daha büyük hedefi olan bir insan olarak biz sadece ülkemizde değil bütün dünyada barışı ve huzuru nasıl sağlarız diye düşündüğünde önce kendi memleketimizde işe başlayalım dedi. Peki kendi memleketimizde bu büyük hamlenin temelini atarken en çok önem vereceğimiz konu neydi? Ahlak ve maneviyat. Biz ahlaki ve manevi değerlerimizi ihya etmeden bir defa bütün dünyaya karşı meydan okumamızın bir faydası olmaz. Biz önce kendimize güveneceğiz, inancımıza sarılacağız, ahlaki değerlerimizi ihya edeceğiz. Bakın, bazı yanlış anlamalar var. Maalesef ülkemizde de bu yanlış anlamaları zaman zaman tezahürünü görüyoruz. Şunu bilelim ki inancımız bizim ahlaki ve manevi değerlerimizin temelini teşkil eder. Bunun da ilk dayandığı temel hak ve adalettir. Eğer bir memlekette hak ve hukuka riayet yoksa insanlar kendi haklarını aramaktan mahrum bırakılıyor ise, insanlara bu haklar verilmiyorsa orada huzuru sağlamak mümkün olmaz. Ancak hemen bunun arkasından İslam'ın diğer prensipleri de gelir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani ne demek? Hak ve adaletin yanında biz dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Yetim malına el uzatmayacağız. Komşumuzun derdiyle dertleneceğiz. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Muhterem arkadaşlarım, biz bazen bu konuları işlerken tasavvufa doğru bir yönelme ihtiyacını duyar insanımız. Tasavvuf büyükleri esas itibariyle elbette bizim davranışlarımızda dürüst olmamızı isterler bizden. Öyle öğütlenmişiz çünkü biz, ama esas olan bizim kalbimizdir. Burası temiz olacak. Biz manevi yapıyı buradan kazanacağız. Sevgi, saygı kalpte başlar. Bunun için ahlaki ve manevi değerleri ihya etmeyi en öne aldı hocamız. Ancak içinde yaşadığımız dünyada bir de mütekebbirler var, zalimler var. Özellikle başka ülkeleri istila edip onların bütün varlıklarına el koymak isteyenler var. Onların karşısında eğer dik durmak istiyorsak mutlaka güçlü bir sanayiye, güçlü bir ekonomiye sahip olmamız icap eder. İşte bu nokta Diyarbakır'ında bütün memleketimizin de en büyük ihtiyaçlarından diğeridir. Ne yazık ki bugünkü iktidar ekonomi dediği zaman sadece yol yapmayı, köprü yapmayı, tünel yapmayı, inşaat yapmayı, eski binaları yıkıp yerine yenisini yapmayı kalkınma zannetti. Hala da aynı yolda devam etmekte kararlılar. Biz diyoruz ki
arkadaş. Bu yolla siz Diyarbakır'daki işsizliği çözemezsiniz. Mardin'in, Hakkari'nin, Şanlıurfa'nın, Van'ın, Batman'ın problemlerini çözmeniz mümkün değil. Sadece inşaat yaparak. Bırakın inşaat yapmayı. Bırakın yeni tesisler inşa etmeyi. Görüyoruz ki bu bölgelerde, geçmişte, özellikle Erbakan hocamızın döneminde temeli atılan ne kadar tesis varsa neredeyse tamamını yıktılar, yerine AVM'ler yaptılar, yüksek binalar yaptılar. Ülkenin problemleri bunlarla çözülmez. Elbette kıraathanelere de yeri geldiği zaman ihtiyaç olur. Ama Diyarbakır'da bir temsan var. Allah'tan onu yıkmadılar. Özelleştirmediler de. Ancak siz Diyarbakır'daki bu temsanın nasıl bir fabrika olduğunu bilmiyormuş düşündünüz mü? Eğer bu fabrika inşa edildiği zamanki projeler gerçekleştirilmiş olsaydı bugün en az 5000 insana iş verecek noktaya gelecekti. 5000. Ben sanayi denildiği zaman buraya geldiğimde geçmişte sanayi odasına da ziraat odasına da esnaf odalarına da gittim. Oradaki yöneticilerle de görüştüm. Arkadaş sana Diyarbakır'ın tarım başta olmak üzere hayvancılık hemen onun arkasından gelmek üzere ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Diyarbakır'daki tarım alanları emin olarak tam ekilsin, biçilsin. Hayvancılık burada ciddi manada desteklensin. Türkiye'yi bile neredeyse besler. En kaliteli buğday burada. Mardin'e gittik. Aynı şekilde bu bölge bütün bir saha olarak tarımın en verimli yapılabileceği ülke. Hayvancılığın en hızla geliştirileceği ülke. Ama biz bunu başlangıçta söylüyoruz da burada kalmıyoruz. Burası sanayileşmeden ayağa kalkamaz. İşsizlik problemini çözemez. Bundan dolayı bu bölge sadece adına cazibe merkezi demekle çözülmez problemler. Neyin cazibesi? Biz burada sürükleyici sanayi tesislerini kurmaya mecburuz. Bunu yapmak için sadece teşvik vermek yetmez. Devlet yeri geldiği zaman gelip bizzat fabrika kuracak. Sanayi tesislerini kuracak. Türkiye'yi, ülkemizi, bölgemizi ileriye götürecek. Nesilleri kim, hangi müessese yetiştirecek? Eğitim. Ama bir bakıyoruz ki eğitimimiz darmadağınık. Sadece bina yapıyor. Akıllı tahta koyuyor. Tablet veriyor. Bir de imtihan sistemi. Hadi bakayım elde bir diploma. Git bir iş bul. Nereden bulacak işi? Bu gençlerimize ne doğru dürüst değerler eğitimi, ahlaki ve manevi değerler aşılanmış, ne de mesleki bilgileri geliştirilmiş. İkisini birden sağlayacak. Ya Diyarbakır Üniversitesi'nin öğrenci mevcudu ne kadar? 30 bin dediler. Şaşırdım kaldım. 100 bin insan olmalıydı burada. 100 bin gencimiz eğitim görmeliydi. Bu sağlanabilir mi? Sağlanır. Bakın şunu söyledim. Türkiye'de bugün 100'den fazla üniversite kuruldu. 200'den fazla. Ama kimse bu üniversitelerin inşaatının dışında ya buralarda hangi eğitimler, hangi kadrolar tarafından verilecek kimse bunu düşünmüyor. Ele alacağımız ilk iş bu üniversitelerin tamamını ayağa kaldırmak, dünyanın en güçlü üniversiteleri yapmak için
50 ile 100 bin arasında yetişmiş insana ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir tarafına biz bu insanları, gençleri göndereceğiz. Gelip ülkemiz, bölgemiz nasıl ayağa kalkacak, onlar da öncülük yapacaklar. Gençler bunu özellikle size, ailelerinde, ana ve babalarına sesleniyorum. Sizin çocuklarınızın geleceği bizim atacağımız bu adımlara bağlı. Bu adımları bu arkadaşlar ne yazık ki yapamıyorlar, beceremiyorlar. Ayrıca ele alacağımız bu teknoloji çok kısa bir zamanda Allah'ın izniyle yüz binlerce gence istihdam imkanı sağlayacak. Yüz binlerce diyorum. Bakın hepinizin elinde akıllı telefonlar var. Nereden geliyor bu? Ya Amerika'dan ya Kore'den. Ya peki de bunu biz niye üretmiyoruz? Üretemez miyiz? O akıl bizde yok mu? Şu televizyonlar üzerinde bazen bizim yerli markalarımızın adı yadılı olsa bile temel yapı dışarıdan geliyor gene. Bunların tamamı burada yapılacak. Belki Diyarbakır bu konunun gene motoru olacak. Ve bütün Türkiye'ye bunları biz sağlayacak bir imkanı bu bölgeye getireceğiz. Herkes bunu bilmeli. Geçmişte çok yakın birkaç gün önce Suruç'ta bir hadise meydana geldi. Endişelendik. İnşallah büyümez, başka bir mecraya dökülmez diye. Ama beni üzen ne oldu biliyor musunuz? İktidarın süratle burada bir kamplaşma meydana getirip kendisine buradan acaba ben nasıl bir pay alırım havasına girmesi oldu. Ya Allah rızası için biraz daha temkinli olmaya, biraz daha bir taraf yaklaşmaya bir türlü kendinizi getiremez misiniz ya? Biz bu tip hadiseleri tamamını kucaklayarak önleyecek bir yola başımızı koyduk. Bu yoldan da kesinlikle dönmeyeceğiz. Gerginleştirmek bizim uslubumuzda yok. Bunu herkes bilsin. Biz kardeşiz. Birbirimizin yanında durmakla mükellefiz. Dış politikaya geldiğimiz zaman bir iki kelimeyle de ona dokunayım ben. Biz dışarıdan bu bölgeyi şekillendirmek isteyenlerin, emperyalistlerin oyununa gelmeden bu bölgede bulunan bütün ülkeler ve topluluklar, etnik kimliğe sahip insanlar bir araya gelecek. Problemlerimizi biz çözeceğiz. Biz. Ne Amerika, ne Avrupa, ne bilmem Rusya bunları çözemezsek başına. Bunun için biz işte bu noktada şahsiyetli bir dış politika izlemekte kararlıyım. İnşallah başkasının etkisinde kalmadan adaleti, huzuru, barışı sağlayacak bir dış politika bu bölgemizin şu ana içine sürüklenmiş olduğu sıkıntılardan kurtuluşun reçetesini bize bahşedecek. Burada Allah'a hamdolsun güzel bir aday listemiz var. Haşim Haşimi kardeşimize gösterdiğimiz ilgiden dolayı müteşekkiriz. Allah razı olsun. Elbette burada sizlerin hem Haşim Haşimi Bey kardeşime elbette bütün aday kadrosuyla beraber emanet ediyorum. Sizi de Haşim kardeşimize emanet ediyorum. El birliğiyle en güzel neticeleri inşallah Diyarbakır'da siz elde edeceksiniz. 25 Haziran sabahı güneş burada bir farklı doğacak Allah'ın izniyle. Buna inanıyorum. Samimi olarak inanıyorum.
bu coşkunuz bunun en güzel işareti. Bu bölgede Allah'ın izniyle barışın ve huzurun sağlanması elbette bir takım adımların atılmasına da bağlı. Biz bundan dolayı ana dilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun elbette burada Türkçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu da biliyor ve idrak ediyoruz. Elhamdülillah bu konuyu siyaset sahnesine ilk taşıyan lider Erbakan hocamız olmuştu. Bundan dolayı da o ifadelerin bedelini ona ödettiler. Ama biz şimdi yeniden ayağa kalkacak Erbakan hocamızın ruhunu şad edecek bir neticeyi burada tarihe getireceğiz, not düşüreceğiz inşallah. Israrla 5-6 aydır söyledim, şimdi tekrar ediyorum. Bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga 24 Haziran'da seçim sandığına yansıyacak. Herkes bilsin ki sandıktan Saadet Partimiz bir bomba gibi patlayarak çıkacak. İnsanımız artık yeter demeye başladı. Ama konuşmaktan çekiniyor. Anketörler yanına geldikleri zaman düşüncelerini sorduklarında fikirlerini söyleyemiyorlar. Kendilerine bir zarar gelir, yakınlarına bir zarar gelir diye endişe ediyorlar. İşte o endişe eden kesim var ya, şimdi %80'leri, %90'ları yakaladı. Bunların kahir ekseriyeti Saadet Partisi'ne oy verecek. Bunu göreceğiz inşallah. Bundan dolayı Saadet Partimiz inşallah en büyük patlamayı Diyarbakır'ımızda gerçekleştirecek ve tarihe bir destan yazacak. Bundan dolayıdır ki herkes şunu bilmeli. Biz bir seçime gidiyoruz. Seçimde bir başkanlık sistemi var. Biz Allah razı olsun. Biz bugünkü başkanlık sisteminin endişe verici olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu başkanlık sisteminde başkanı denetleyecek hiçbir müessese kurulmadı. Mekanizma kurulmadı. Meclis başkanı denetleyemiyor. Hakimler başkanı denetleyemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ya 5 senede bir gideriz, millete hesap veririz. Onların ne derse onlar ona uyarız. Hoppala, arada yaşanan zulümler, baskılar, haksızlıklar ne olacak? Kim onun hesabını verecek? Onun için bizim üzerinde durduğumuz birkaç konu var. Biz bir ittifak yaptık, doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ile biz de girdik. Neden? %10 barajı önümüze engel olarak çıkarıldığı için. Soruyorlar. Peki neden Cumhur İttifakı'na katılmadınız da bu ittifaka katıldınız? Aynen söylediğim şu oldu. Eğer iktidarda bulunan arkadaşlar deminden beri tenkit ettiğim politikalarını değiştirirlerse ekonomide, eğitimde, dış politikada, tarımda, hayvancılıkta, sağlıkta o zaman biz onlarla beraber olabiliriz. Ama gelin teslim olun derlerse biz bu vebalin altına girmeyiz. Herkes bunu bilsin. Öbür tarafta ise hemen şunu söylüyorum. İnşallah. Gelecek, zulüm bitecek. Sağlık gelecek.
sandığa gittiğiniz zaman, oy pusulasını aldığınızda dikkatle bir onu gözden geçirin, bir yanlışlık var mı diye. İki, siz oyunuzu Saadet Partisi'nin üzerine, ambleminin altına basarak göstereceksiniz. Başkasına oy vermeyeceksiniz. Saadet Partisi'ne vereceksiniz. Efendim diyorlar, az oy alırsak bu başkalarına yarar. Muhterem kardeşim, sen eğer Milli Görüş'e gönül verdiysen gel beraber çalışalım. En güçlü olarak Saadet Partisi sandıktan çıksın. Biz onların tereddüt göstermelerine rağmen sandıktan Allah'ın izniyle en güçlü parti olarak çıkacağız. Elbette bunu sağlayacak olanlar da sizlersiniz. Seçime kadar hem kardeşimizin bize oy vermeyeceğini söyleyen kardeşlerimizin bile yanına gidip neden Saadet'e oy vermeleri gerektiğini onlara anlatın. Gönüllerini kazanın. İkna edin. Bu seçim belki bizim son 90-80 yıllık tarihimizde en kritik seçim, bunu bilin. Eğer bir değişim meydana gelmezse sıkıntılarımız, Allah muhafaza etsin, artacak. Artık kimsenin tahammülü kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz Allah'ın izniyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Haşim Haşimi. Hakkı olan için teşekkürler Diyarbakır.